Merhaba ben Serdar ve bir duyuruya hoş geldiniz. Vlog'dan çok bir duyuru. bundan sonraki kanaldaki video düzeniyle yapacağım. <laughs> bundan sonra kanalda bundan sonra var olacak video düzeniyle ilgili bir duyuru videosu bu. şimdi ben Kıbrıs'tayken bu durumu iyice düşündüm. E, kafamda tarttım ve e, haftada iki tane vlog yapmaya karar verdim. Bir tanesi cumartesileri, vlog 146, bir tane de pazarlara çok ciddi meseleler. Çok ciddi meseleleri çok yapmak istiyorum çünkü çok tuhaf şeyler yapıyorum orada. Ve tuhaf şeyler benim de hoşuma gidiyor, sizin de hoşunuza gidiyor. Çünkü tuhaf şeyler hoşunuza gitmiyorsa benim videolarımı izlemeniz oldukça mantıksız olurdu. E, o, öyle. Daha bir yakınlaştığımızı düşünüyorum ben hafta sonu yaptığım videolarda cuma günleri gizem videolar gelecek ve e, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe de e, Let's Play'ler gelecek. Onun yanında haftada en az 4 canlı yayın yapmak istiyorum. En azından en az 1 canlı yayın ama ben 4 diye düşünüyorum. Haftanın 4 günü 4'ten fazla da olabilir boş olduğum zamanlarda. Şimdi neden böyle yapmak istiyorum? Çünkü böyle hoşuma gidiyor ama ondan önce bir şey kontrol etmem lazım. Ben hangi mikrofonu kullanıyorum? Tamam bu Blue Ice'ı kullanıyorum. Bir de e benim mikrofonu takamadım. Şu mikrofonu taktığım kısım. <laughs> e, taktığım kısımda böyle küçük vida gibi bir şey var. Mikrofonu e, mikrofon standına taktığım kısımda böyle küçük vida gibi bir şey var. Onu içeriden çıkarmam lazım ve çıkaramıyorum. E, çünkü ters taktım. Normalde onu dışarı çıkarmak için böyle iki tane küçük boşluk var. Onları kullanarak çıkarabilirdim ama çıkaramıyorum. O yüzden bir mikrofonu iyice bantladım. E, çok tuhaf bir durum oluştu ama yine de idare ediyoruz. Her neyse. Bu konu dışıydı. E, konu içi olacak olan şey şu. Arkamdaki gölgeyi de görebilirsiniz. Birazcık tuhaf olabilir çünkü şurada bir tane ışık var. Bir tane de şuraya alacağım ışığı, şu tarafa alacağım. Işığın birisi bu tarafta. Bir tane de bu tarafa alacağım. Böyle iki yerden vuracak. Arkamda umarım inşallah tuhaf bir gölge bırakmaz. Bir de buraya ışık aldım. Şimdi neden bunları yapıyorum? Çünkü bu vlogların kalitesini yükseltmek istiyorum. Yılın sonuna doğru bir tane de kamera alıp böyle evin içinde kelimede başka bir köşe ayarlayıp bir vlogları orada çekebilirim. Ee, bu at, yapacağım canlı yayınlar vloglardan başka bu e, let's playlerden ve vloglardan başka bu hafta içinde yapacağım canlı yayınlar hafta içi derken ya bu hafta boyunca hani sadece hafta içi değil e, hafta sonu dahil yapacağım yayınları youtube'a atacağım normal bizim kendi youtube kanalımda olacak benim kendi youtube kanalımda olacak işte Serdar 146da ee, Bunları işte bölüm bölüm atabilirim atıyorum iki buçuk saat Cry of Fear oynadıysam bu iki buçuk saat Cry of Fear'ı işte Cry of Fear bölüm 2 olarak atacağım YouTube'a ki daha fazla let's play olsun hani haftada sadece 4 let's play yapıp sizi ee, şey bırakmak istemiyorum işte let's play sadece let's play izleyen insanlar da ee, ne diyeyim üzmek istemiyorum diyeceğim ama adminsiz mi bırakmak istemiyorum Aa, anlamadım <laughs> aklıma bir şey gelmedi diyecek ama let's Playleri böylece bir nevi arttırmış olacağım. Ve şöyle hemen göstereyim size benze haftalık programı. Hatta ilk önce bahsedeyim. Pazartesi genelde Battlefield 1, Mafia 3 gibi oyunlara oynayacağım. İlk önce Battlefield 1'i bitirmeye çalışacağım. Ondan sonra Mafia 3'ü bitirmeye çalışacağım. E, <laughs> Mafia 3'ü bitirene kadar Battlefield 1'in şeylerini canlı yayınlarını cumartesi günleri yapacağım. E, canlı yayınları sonra geçelim ama. Salı günleri genelde FNAF World, işte FNAF, Five Nights at Candies veya The Joy of Creation Reborn gibi FNAF e, dünyasının konu alan e, hayran yapımı veya orijinal şeyler gelecek oyunların videoları gelecek bunlar Salı günü Çarşamba günü tamamen Call of Duty günü e, Call of Duty videoları gelecek e, Call of Duty Infinite Warfare olsun isterse isterse Call of Duty e, Remastered modern Warfare Remastered olsun veya önceki Call of Duty'ler olsun fark etmez benim için Steam Call of Duty'le doldu zaten. E, videoları gelecek. Kavutu'yu sevmeyenler o günkü canlı yayını bekleyebilirler. Çarşamba günü canlı yayın olacak. Bu canlı yayında Undertale oynayabilirim. Undertale ahbaplarımızdan birisi hediye etmişti. Bunu oynamak istiyorum ve YouTube'a da atmak istiyorum. Canlı yayını videoyu attığım zamanla aynı zamanda şey yapacağım. Yani videoyu izleyip direkt canlı yayına geçebilirsiniz. Borderlands 2 oynayacağım canlı yayınlarda Undertale'dan sonra. Ondan sonra belki sene Tarium oynarım. Ondan sonra da Europa Universalis 4 oynarım. Bunları bitirince diyorum yani. Hani bir saat onu bir saat onu oynarım şeklinde değil. İlk önce Undertale, Undertale oynayacağım. 3 saat boyunca falan. Neyse canlı yayınları baştan konuşacağım diyecek, demiştim zaten. Herşembe Perşembe günleri GTA e, videoları gelecek. Şu anda GTA San Andreas var. GTA San Andreas'ı %100 bitirene kadar başka bir GTA videosu çekmeyi Planlamıyorum. İnsanlar sıkılırsa belki GTA 3 veya GTA 5'ten videolar gelebilir. GTA Long Night'tan gelebilir bir Vice modu o da. Veya GTA 3 modu mu emin değilim. E, Cuma günleri gizem videolar gelecek. Gerek R R R R gizemleri olsun gelecek. Gerek, gerek Fallout gizemleri olsun veya Bulu gizemleri olsun. GTA gizemleri olsun fark etmez. Şeyler gelecek. Gizem videolar gelecek. Bu cumartesi günleri. <laughs> Vlog 140 katlar gelecek. Vlog 140 katlarda e, işte bir hafta soru-cevap yapabilirim. Başka bir hafta başka bir şey yapabilirim. E, kendimden bir hikaye anlatabilirim veya hepsini birlikte yapabilirim. İşte kısa bir haftanın kısa bir özeti ve anlatmak istediğim şey varsa onun kısa bir e, özeti, Ondan sonra da e, soru-cevap bölümüne geçebilirim. Her hafta bunu yapabilirim. E, bu soru-cevap videoları haftalık yapmak bence güzel bir şey oluyor. Yalnız gözünü seveyim artık şu e, şey sorulardan sormayın. İşte okulun ne? ya Kaç yaşındasın gibi sorular sormayın. Ben bunları bu haftaki soru cevap da hepsini ilk önce cevaplayacağım. Ondan sonra sizin sorduğunuz diğer sorulara geçeceğim. Çünkü artık daha tuhaf sorular sormanızı bekliyorum. Hani benim ancak ee, cesur bir şekilde cevaplayabileceğim sorular sormak istiyorum. Yani ancak cesareti sahip, cesur insanların e, cevaplayabileceği şeyleri cevaplamak istiyorum. Ve e, bu soruları sorarken de hani cesarete sahip olun. Hani cesur sorular sorun. Kimsenin sormadığı sorular sorun. Ama çirkin sorular da sormayın, banlarım. Banham, ben ya ben hamurum yanımda. Banlarım acımam. Ben çok seveceğim bir insanım. Sizleri de çok seviyorum. Öptüm. Müh, öptüm. Bugünlerin yumruğumu ördüm. öptüm bilmiyorum. Yumruk çakayım mı? Şey webkeme. Yumruk çak, çakayım mı? Çakmayacağım. Ee, neyse. ne ee, dediğim gibi sizleri de çok seviyorum ama çirkin bir şey yazan olursa banlarım. Önce ne söyleyeyim? Neyse e, tuhaf sorular bekliyorum. Standart sorulara cevaplamayacağım. Çünkü büyük bir ihtimalle <laughs> Vlog 146 altının başında kendimi şöyle bir özetleyeceğim işte aman şu okula gidiyorum şunu yapmak istedim falan filan şuralıyım falan gibisinden şeyler söyleyeceğim. Pazar günü çok tuhaf meseleler çok ciddi meseleler serisine devam edeceğiz her pazar ve her videoda kendimi her videoda böyle başka bir şey yapmaya çalışacağım. Çok farklı bir şey yapmaya çalışacağım kesinlikle normal videolar <laughs> olmayacak. Ondan önce de söyleyeyim? normal videolar beklemeyin pazar günleri. Canlı yayınlara geçersek. Dediğim gibi pazartesi günleri canlı yayın olacak. Ee, no Man's Sky e oynamayı düşünüyorum eğer yapabilirsem. Bu gelecek haftanın itibaren başlayacak olan bir e, düzen. Bu hafta bu hafta da bu düzeni yapmaya çalışın mümkün olduğunca. Evet telefona bildirim geliyor sıkıntı değil ama... E, bu hafta bu düzenine pek uymayacağım. Çünkü biliyorsunuz daha bu düzen, bu düzen için kendimi ve evi ona hazırlıyorum. E, evi iyice bir temizledim. Bir de ev vlog yapabilirim bu hafta. içinde bir ev turu yapabilirim. Evimi daha görmediniz çünkü. Murat'ın kanalında böyle bir video var. Oradan görebilirsiniz. Ama çok daha düzenli bir şekilde göreceksiniz. Benim videomda ev vloglarımı. Neyse. Dediğim gibi No Man's Sky gelecek pazartesi günü. Çok sevdiğim bir uzay oyunu. Sürekli bunu oynayacağım. Her pazartesi bunu oynayacağım. 3 saat boyunca oynayacağım. Canlı yayınlar genelde 6'dan 9.30'a doğru olacak. Bu arada ders çalışmalar mı? Eee ödevleri, çalışmamı hepsini ayarladım. Merak etmeyin abi ders çalışmıyorsun falan filan diye bir şey de söylemenize gerek yok. Onların hepsini ayarladım. Bir düzen var. Standart düzen var. Bu düzene uyacağım kesinlikle. Saçlarımı da bu arada kestirdim bilmeyenler. Böyle oldu yani kestirdim saçları. Salı günü canlı yayın yok. Çarşamba günü dediğim gibi Undertale yayınları olacak. Undertale'ı bitirdikten sonra Borderlands 2'ye başlayacağım. Borderlands 2'ye başlayacağım. Ee, ondan sonra onu bitirdikten sonraki o da uzun sürecek. Undertale uzun sürebilir. Aa Sanitarium'a başlayacağım. Undertale'ı iki defa bitireceğiz. Çünkü onu bitirdikten sonra başka bir olay da daha varmış bilmiyorum. Ona bakacağız. Ee, da bitirdikten sonra Europa Universalis 4 yayınlarına başlayacağım. Dünyayı fethedene kadar bırakmayacağım Europa Universalis 4'ü. Ondan sonra artık ne oynarım bilmiyorum ama zaten oyunu bitirene kadar e, yani bu saydığım 4 oyunu bitirene kadar aradan 1 veya 2 yıl falan geçer herhalde. Perşembe günü yayın yok. Cuma günü gizem videolarından sonra Cry of Fear yayını var. Yine 6'da. bu yayınların hepsi 6'da olacak. Arada sürpriz yayınlar olabilir, bilemem. Cuma günleri Cry of Fear yayınları olacak. Cry of Fear yayınlarında işte Cry of Fear oynayacağım ama Sister Location'ı tam anlamıyla bitirene kadar veya sıkılana kadar, artık tam ben bu oyunu bitirmeyeceğim diyene kadar Cry of Fear e, ikinci planda kalacak. Yani ilk oyunu Sister Location oynayacağım ama zaten Sister Location'ın neredeyse hepsini gösterdim size. Gösterecek pek bir şey kalmadı. Bir tek fake ending var. Onda da bir şey yok. Onda da denildiğim gibi fake. Yani adam yazmış oraya bayağı bildiğiniz yazmış. <laughs> fake ending diye yazmış oraya Scott Cawthon. Neyse. Cumartesi günleri ise Battlefield 1 multiplayer yayınları olacak. Ee, Battlefield 1'in online'ını oynayacağım. Pazar günleri yayın yok ama. Eğer boşsam hiçbir şey yapmayacaksam. Video kayıtları montajı hepsi bitmişse. Pazar günleri yayın yapabilirim. Yani bunlar şöyle de göstereyim size programı. Saat, sol taraftaki veya size göre artık sağ tarafta mı artık? Yani neyse ona pek aldırmayın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Güzel. Gördüyseniz harika. Dur. Şurada. Ha. Böyle. Yani yayın düzeni, şey düzeni bu şekilde olacak. Video düzenim bu şekilde olacak. E, evin içinin dışını, hepsini buna göre ayarladım. Kendi hayatımın düzenini buna göre ayarladım. Yani e, bir düzen yaptım daha doğrusu. Hani hepsini video, videolara göre ayarlamadım da. E, diğer her şeyi neredeyse bıraktım gibi. E, bir tek bununla ve derslerimle uğraşıyorum. Sadece YouTube'la ve derslerimle uğraşıyorum. Yayınlarda YouTube üzerinden yap, yapacağım. Yapmaya çalışacağım. İnşallah onu da oradan yaparım. E, işte alışverişimi, hastane işlerimi, onu bunu hepsini e, kamera şey yapma lütfen. E, şeye göre ayarladım. E, yeni düzene göre ayarladım. bu Düzene göre gideceğim. Yani öyle. Dediğim gibi e, evin içinde bir köşe ayarlıyorum kendime vloglar için. Yani böyle olmayacak vloglar. E, hep böyle olmayacak. Böyle tam böyle duvarın arkasında kamerada böyle arada sıkışıp kalmayacağım. E, kendime bir köşe ayarlamaya çalışıyorum evin içinde. E, vloglar için e, bir kameraya bakıyorum kendime böyle başlangıç için bir kamera ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü hani gidip de 1500-2000 TL'lik kamera almak istemiyorum. Çünkü yeni başlayacağım vloglara. Nasıl gideceğini görmek istiyorum ilk önce. Zaten öyle bir kameraya da şu anda ihtiyacım yok. Bir vlogger değilim. Bir oyuncuyum. YouTube'da bir oyuncu kanalıyım. yani öyle. Şortumu çizdim. Neyse. <laughs> ee, söylemek istediğim bu, bunlar da sizin düşünceleriniz neler bu konuda. Ama bu plana sadık kalmayı düşünüyorum. Ee, bu plan doğrultusunda gelecek videolar bu bu plan doğrultusunda olacak yayınlar. O yüzden yani öyle. Ve için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif alırsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.